Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı ortaya koyduğu birleştirici siyasette halkın ve diğer partilerin teveccühünü kazanan Saadet Partisi Genel Başkanı Kara Mollaoğlu seçim çalışmalarına hız verdi. Önünü açan bugüne kadar onlarca karar aldınız. Hangisini sonlandırdınız? Fikren ve teşkilat olarak seçime en hazır parti olan Saadet Partisi seçim çalışmalarını hızlandırdı. Tekrar söylüyorum, miting yapmaz, icraat... Halkın teveccühünü kazanan ve anahtar parti olan Saadet Partisi'ne ilgi gün geçtikçe artıyor. Türkiye geneli tabii ben son yıllarda Saadet Partisi'nde bir yükseliş görüyorum. Temel Bey'in genel başkan olmasından sonra Saadet'e bir ilgi arttı. Çevremde de Saadet'e oy verecek diyen insanlar sayısı arttı. İnşallah hayırlı olur, destekliyoruz. Ben kendim de Saadet'e çalışacağım. Peki Saadet Partisi'ne insanlar neden bir dönüş yaptı, anlatır mısınız? Temel Bey'in Türkiye'nin temel problemlerine yönelik fikirleri, işte işsizlik olsun, üretmeyen bir ekonomi olsun, adalet vurgusu, insan hakları vurgusu, bunlar ilgi çekiyor ve Türkiye'nin aslında gerçek gündemi de bu. 6 milyon işsiz gencimiz var, 1 milyon 200 lira maaş alan milyonlarca emeklimiz var, 1.600 lira açlık sınırının altından maaş alan asgari ücretimiz var. Tarım bitmiş, tarımda üretim yok. Bunlar ilgi çeken şeyler. Daha önce refah döneminde de aynı şeyler söyleyip iktidar olmuşlardı. İnşallah bu sefer şansı görüyoruz. Valla eskiye göre daha iyi durumdadır. Çünkü Temel Bey'in gelişiyle iyi gidiyor. Saadet Partisi Ahmet'in sesidir. Saadet Partisi ilgi odağı genellikle adalet bakımından şey yapılıyor. Gençlerimiz süper, yani gerçekten gençlerimiz süper de ilgisi fazladır var.